Hey sen. Evet, sen. Sen varsın diye bu kanal bugün 50 bin oldu. Şimdi zaman ne zamanı? 100 bin aboneye doğru emin adımlarla yürüme zamanı. Her 50 bin abonemden bir tanesi bir arkadaşına daha bu kanalı önerse ve onlar da abone olsa zaten otomatikman 100 bin abone olmuş oluyoruz. Bu kadar kolayken neden destek vermiyorsun? Haydi sen de abone ol ve arkadaşlarını abone olmaya davet et. Şu an Özge'yle Güneş oturuyor. Onlar şu an ne yapacağını biliyor ama tahmin etmek ya bak şimdi Güneş gerçekten gitmek istemiyor. Özge de gitmek istemiyor. Özge'nden şüpheliyim. Güneş biraz daha hevesli gibi. Ve dün akşam Özge Yüksel'le konuşmaya çalışıyordu. Yani beni söylersen öldürürüm seni falan demişti. Kim gidecek bu? Güneş öyle standart bir tatile gelmiş gibi ya. Ama bence de gitmek istemiyor. Ama niye gitmek istemiyor veya gitmek istemiyorsa da niye bu kadar geri planda kalmayı tercih ediyor bilmiyorum. Şey mi gidecek? Yüksel Güneş'le maç olacak. Özge gidecek. Bence. Ama Ömür büyük ihtimalle şey yapıyor. Yüksel'i Özge ile maç yapmaya çalışıyor. Güneş'i göndermek istiyor. Ama ya bir erkek bir kız derse sabahını bu sefer Yüksel gider. Kız da büyük ihtimalle Güneş gider. Özge bir gitsin ya. Gitsin ya, bir şey yapmıyor burada. Yani yeni biri ve olabilir mi? Olabilir bence. Bilmiyorum. Yani çok da umurumda değil biliyor musun şu an kimin gidip gitmiş. Sadece izleyeceğim yani. Kalbimin kırıklığı gitsin istiyorum. Ah lan. Ben de artık doğru seçim yapmayı ya da olgun birini istiyorum gerçekten. Bence sen çok atak yapmıyorsun. O yüzden böyle Hayır. oluyor. Sence öyle. Katılıyorum. Elimden Bence de geleni dedim zaten. yapıyorum. Aynen. Elimden geleni Aynen. yapıyorum ya. Ben şimdi yapıma da ters davranamam. Evet. Gerçi ben de öyleydim mesela. İlk Ben de başta hiç şey seçtiğim yapmadım. insanlarla da işbirliğiyle Mesela konuşuyordum Tuna ama. oldu benim zaten bir tek maçım. Tuna hep bir şey yaptı. Ben bir şey yapmadım. Yani Ben o de işte öyle gerçi senin dışarıdan gibiyim. gözüktüğü gibi değil. Hani atak yapmışsın. Mesela atıyorum bir kız çok rahat yapabilir. Tamam mı? Onun yapısında vardır. Ama benim yapım da şöyle. Ben zaten diyorum hoşlandığımı belli ederim. Yanına giderim ki kaldı ki normalde dışarıda çok mantıklı bir insanım. Burada... Güneş'in şu ana kadar kimle böyle en maç olacak gibi durumu oldu? Kimse evet bence de. Birkan sayılmaz, Birkan bile sayılmaz bence yani. Güneş'in şu ana kadar biz maçız dediği biri hiç olmadı değil mi? Evet. Burada gerçekten duygusalım. Adım atıyorum yani. Gerçekten adım atıyorum. Herkesin şansı var bence burada. Ama şansını nasıl değerlendirdiğin önemli. Biraz açık olmak lazım bazı şeylere. Mesela Çağrı geldi. Güneş hiçbir şey sormadı. Hiçbir tane yani. Hiç ağzını Çağrı açmadı. Beğenisini Anladın falan mı? da bayağı dile getirdi yani aslında. Evet yani Beğenisini de aslında bayağı Çağrı dile çok getirdi. Ya Güneş hiçbir şey sormadı Çağrı'ya da Çağrı'nın da Güneş'le ilgilenmediği net bir şekilde belliydi ama. Yani ne yapacak durup dururken yanına gidip haydi gel konuşalım bakalım mı diyecek. Ama yani şimdi Evet yani. susarak beğenisini size dile getirmesi hiçbir Tabii anlam ki de. ifade Aynen. etmez. Peki Birkan'la Nurhan nasıl? Değil mi? Güzel anlatıyor mu? Onlar çok tatlı bence. Çünkü Yemek falan yapıyorlar. yemek Bize de falan yarıyor. yapıyorlar, bize de yarıyor. Ve bence çok hani ikisi de böyle sakin ya. Daha geri. Nurhan bence sakin değil ya. Şu anda sakin. Sonradan bence bir diş göstermeye Yok, başlayacak gibi hani diş hissediyorum. gösterir ama mesela hani onun type'ı yani onun tipi tam olarak Birkan gibi geliyor bana. Ilımlı, çok soft yani ilişkileri. Tabii ben sevmem öyle. Sen nasıl seversin? Gel tek tek. Havuzda birbirimizi boğalım. Birkan şey yaptı ya. Birkan'a dedin ya bu saatten sonra ben tanımak istemiyorum Birkan falan. kendini Keşke açıkladı zaten geçen. yapmasaydın. Ha?
daha iyi olabilirdi. Yok, benim tercihim değildi o an. Ki yine arkasındayım. Şu anda da mesela bir kana karşı bir şey yok. Tamamen arkadaşça görüyorum. Yani. Ve bence zaten şu an bir meçhi de var. Evet, onunla yakışıyorlar bence. Şey, Aurora ben o kızı çok sevdim, çok tatlı. Çok, evet. Güler yüzlü, samimi bir kız. Ya mesela hiç şöyle doğrusu muhabbetim olmadı ama o enerjiyi alıyorum yani. Aynen, çok enerjik, tatlı bir kız. Onunla bir sıkıntım samimi. Yok. Bana samimi geliyor mesela bu adadan. O evet, öyle geliyor bana da. Ya bu arada şey, hani bir insanın hoşlandığı birine karşı şey yapması samimi değil değil. Hani böyle algılanıyor ya şeyde. Mesela bana şu yeni gelen Selena ile şeydi, Tuna. İşte Tuna senin... Eski sevgilin, meçim de değil, evet, biliyorsun değil mi? Biliyorum, kusura bakma. Özge sürekli bu ilişkiyle alakalı, Tuna ile alakalı eski sevgilim diyor da... diğerlerinin hepsinde böyle bir teklif seremonisi falan filan oldu. Özge ile Tuna sevgili olmuş muydu ya? Bir an dedim, ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Hani böyle benim Hande'yi ve... He, Tuna teklife gerek yok demiş. Anladım, anladım. Tuna saçma buluyormuş teklif işini. Tuna çıkma teklifi geri gelmesin açıklaması yapmış. yaş şeyini bahane ettiğimi düşündü. Hani ben de ona, hani benim tipim değilsin demek, hani kendini kötü hissetmesin ve şey ol, hani hoş birisin, iyi görünüyorsun, tatlı görünüyorsun, çok tatlısın ama böyle böyle deyince şu an bana bahane uyduruyorsun dedi. Benim bu arada hani... O acaba bu senin şu, onu reddetmene mi sinirlendi buraya geldi? Ben böyle düşünüyorum. Kesinlikle böyle düşünüyorum. Ömür de böyle düşünüyor. Yemin ederim ya, ben normalde bu kadar sinirlenmezdim. Hani çünkü ona tüm iyi niyetimle nazikçe reddetmeye çalışırken gidip Hande'ye işte sağa sola işte ileride ne olacağı belli olmaz deyip bana umut verdi demesi. Tamam, şu anda seni reddettim. Şu anda bakıyoruz yani, anladın mı? Şu ana bakıyoruz tabii de ileriyle alakalı da şey diye bir sohbet geçti yani netice olarak. İleride ne olacağını bilemeyiz gibi. Onunla ne konuştun orada Yüksel'le? Öyle biraz kendinden bahsettim. Normal bir tanışma yaşandı yani. O kadar. Geldiğinde bayağı böyle gülüyordu falan, mutluydu. Öyle espri falan döndü. Öyle hani... Ne verdin çocuğa? Umut mu verdin? Hayır hayatım. Ama yani hani böyle tatlı bir muhabbet döndüğünü anladın mı? Hani... Anladım. Çok da umut verdiğimi düşünmüyorum. Sonra hep yanına falan geliyordu ya böyle. Yani. Evet. Bir de orada oturup ya dedi, hadi gel ben sana anlatayım elemede neler olacak falan. Aynen. Sen böyle... Ya hani onu gerçekten çok istemedim ama hani bir yerden sonra hani beni anladı mesela, ben belli ettim ve anladı. Ama Çağrı öyle değildi mesela. Çağrı bayağı ısrar etti, ısrarcı davrandı. Çağrı'nın gözü çok açık, fıldır fıldır yani. Bir de insanlara yavaş yavaş böyle zarf falan atıyor, yok ki. Herkes meç olduğunu açıklamış. Bunu acaba yarışmanın kazananının adanın son gününe kadar çift kalan değil de en çok meç değiştiren olacağını düşünüyor olabilir mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakalım ben Serena'yla ne olacak, ne bitecek, ne kadar gidecek falan merak ediyorum biraz. Hayırlı olsun. Biraz size de hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor? Güzel. Keyifli. Yani süper. Biraz daha sakin galiba. Şu an sakin olmamız gerekiyor. Evet. Neden peki bu sakinlik? Rabia'nın o samimiyetsiz ne içiyorsun camsil mi yürüyüşü. Hani sevmediği çok belli oluyor birini sevmeyince. Evet. Neden peki bu sakinlik? Neden sence? Selena'yla şu anda yeni bir meç olma yoluna girdik. Yani gidişat hakkında bir yorum yapamam ama şu anda şöyle söyleyebilirim. Keyif alıyorum onunla olmaktan.
güvenmeye çalışıyorum. Umarım da güzel bir şekilde ilerleyecek. İkisi de olayı yüksele bırakıyorlar. Evet. İki türlü de bir çaba yok. İkisinde varlığı yokluğu bence değil de. Şu an. Yok, çaba göstermiş bir neşe. Şunu söyleyeyim. Hayır, çaba gösterdi. Bak şunu söyleyeyim. Önceden mesela kızların yerinde Tuna'nın olduğunu düşün. Tabii. Şu an saldırdı da Tuna. Onu diyorum işte. Tamam, ben de sana bunu söylüyorum. Olayı yüksele bırakıyorlar şu an. Aynen, ben ama Özge'nin niçin Özge'yi bunu yapmadığını çok iyi biliyorum. Tamam. Özge o olursa beni seçer. O yüzden tutmak istiyorum burada. He? O hala oraya bir dürtecek şeyi. Evet. Yeter ki garantilesin burada kalmayı. Evet. Yalnız arkadaş... Neyden bahsediyor lan Ömür abi? Ben anlamadım. Tamam. Özge o olursa beni seçer. O yüzden tutmak istiyorum burada. He? O hala oraya bir dürtecek şeyi. Evet. Yeter ki garantilesin burada kalmayı. Evet. Yalnız arkadaşlar o mevzuyu bir kişi daha yapıyor. Güneş gibi ben gitmek istemiyorum evet, gibisinden. Evet Özge. İsim vermeyeyim seçiyorsun. Ver lan, ver ismi anasını. Yok sen isim vermedin, ben verdim. Tamam, tamam gerek yok. Ben ne dedim sana? Tamam zaten iki tane var. Demirhan sen de. Yüksel de diyor olabilir oğlum. Yani. Yüksel gitmek istiyorum diyor ya. Aynen diyor bari. Gitmek mi istiyor? Ya gitmek istiyorum dedi şey yapıyor. Ne diyor? Nasıl stratejik 5'te burada durmak istemiyorum. Evet diyor, sıkılıyorum artık dedi yani. Burada durmak istemiyorum. Gerçek duymak istiyorum diyor. Stratejik meçle burada durmak istemiyorum diyen Yüksel'in bütün hafta finallerini stratejik meçle atlatması desem peki. Olacaksa gerçek olsun. Evet, yani. Gerçek ben ilk defa yarışmacılardan gerçekten dün de rahatsızlığımı getirdim dile zaten. Evet, de. Hani beni elemeyin, beni tutun gibisinden yani çok rahatsız edici bir söylem bence. Ömür'ün dediği Özge'yi burada tutmak istiyormuş çünkü numara yapmadığını biliyormuş. Kim dedi bunu? İkisi mi dedi? Burada ben de bunu beni elemezsin. Yani bunu belli mi etti, söyledi mi? Dur dur ben size yani de mi aynısını? Direkt ortaya söyledi. Direkt bana söylemedi. Bu nedir ki yani? Bize geliyor köşede onu diyor, o oraya gidiyor bir şey diyor. Ya sonuç olarak olanı onların istekleri şekillendirmeyecek ki. Biz tabii seçiyoruz, ki de. Değil mi? Hayır bunu bilmesi gerekiyor yani. Bir iki final görmüş kız sonuçta. Bu arada ya meç olanların neden bu kadar rahat olduğunu bazen anlamıyorum. Sebebi de şu, daha evvel de eleme gününde şu da oldu. Hani meç olanlardan birinin ismini verin ve eleyin şeklinde elemeler de yaşandı. Hani herkes şey gibi hareket ediyor. Ne de olsa biz meçiz, biz elenmeyiz gibi hareket ediyor da öyle bir şey de yok ki. Ya Efe orada amaç Temuçin'i elemekte. Ha bir daha olmaz böyle bir şey diyorsun yani. Ya bunlardan hızlısı mezardı. Tuna ne ara kızı omzuna yatırıp okşama kıvamına getirdi. O yeminli. Ne ara hani ne ara korkuldu. O yeminli. De gelip de gittiler anlamadım. Ne oluyor yok, ya? Yok ben diyorum ki anne meç misiniz değiliz diyor. Ulan el ele gezdiniz meç de olabiliriz diyor. Evet ben sordum dedim siz ki. Siz diyorum meç olmadan sevgili olmuşsunuz kanka. Aşk olsun dedim sormuyorsun. Ay işte öğrenmiyorsun hiç dedim. Çivit on bini yaptı falan dedim. Harbiden lan Çağrı'yla Hande meç oldu mu ya? Bir konuşma yapıldıysa biz denk gelmedik galiba. Evet. Ben dün... Diyor ki olmadık bir diyor. Olduk olmadık olduk olmadık anlamadım yani. Kanka. Rabia kimin ismini verirsen o gidecek bence. En başta olduğun için. Farkındasın değil mi? Kimin adını verseniz? Çünkü herkes seni takip ediyor. Bende ne alakası var? En başta ilk sana soruyorlar çünkü. Öyle. Bir kere benim patlıyor. Sevgilim beni şey yapmıyor bile, desteklemiyor. O konuda ben bir isim veriyorum, o başka bir isim veriyor. Arada oluyor ya. Efe adadaki kimler stratejik sence hepsi mi yoksa gerçek olduğunu düşündüğün var mı? Yani şu an Asuman Ömür, Furkan Elif, Emirhan Rabia. Stratejikliği aştılar bence yani. Program başladığından beri beraberler zaten. İki kız geldi ya hani. İki tane de erkek gelmiş böyle. Koka. Senle benim yüzümüz. Bak Kumral Olgun benim mi? Tamam Esmer benim aşkım. Tamam. Ben önceden yerine yırtıyorum. Ben Esmer zaten aşkım. Farklı tercihlerimiz. Şimdi kalkıp da diyemem. Özge'yi mi elesek? Sen konuşma. Bence zaten hemen herkesin ortak fikri var ya şu
anda. Ben Güneş diyecektim siz yakında şey yapana kadar, ne bileyim yakında falan dediniz de. Şimdi ben Ömür'e falan atarım herhalde. Ömür gitsin derim. Hadi o tarafa boş ol. Ya da başka birine. Ben Özge diyormuş gibi yapıp Güneş diyebilirim. Hayır ya. Anlasın büyüklüğüm. Affettim seni. Kız çok tehlikeli. Evet ya. Evet kanka. Düşünceye baksana. Gerçekten. Özge'den konuştuk çok fazla. Duran'ın klasik şeyler, klasik laflar. Bu kız şeytan ya. Bu kız... Sen var ya, nasıl bakıyorsun öyle ya? Özge'yle de böyle başlamıştı muhabbet. Ne Özge diyor? Özge gitmek istemiyor. Hiçbiri gitmek istemiyor ki zaten. Ben anlamadım. Daha harbiden ben de anlamadım ben yani. Ne bu? Ya doğal oğlum ya, kalmak istiyorlar. Ya oğlum tamam, herkes kalmak istiyor ama hani bir gerçekten bir çaba yok. Ben de çoğu insanın buradan gitmesini düşünüyorum mesela. Ne olacak? Gitsinler. Yani bence de gitsinler. Yeni insanlar gelsin. Yeni insan kaos diyor. Ben hiç sevmiyorum yeni kaosu. Yani. Neden canım? Oğlum sen geleli zaten bir gün oldu ya. Yeni insan gelmesin kaos diyor. Ha gelsin. Yeni insan kaos diyor. Ben hiç sevmiyorum yeni kaosu. Yani. Neden canım yeni insan kaos olsun? Ya bir insan tanıyana kadar zaten zaman geçiyor. Diğeri geldiğinde onu tanımak için bir daha zaman, bir daha zaman. Ya ben ama mesela bizim erkekler arasındaki... Tanısan ne olur, tanımasan ne olur? Ben mesela bizim erkekler arasındaki şeyi seviyorum böyle hani. Şakalaşmalar falan hoşuma gidiyor. Bizim yatak odasıyla komik oluyor geceleri. Nasıl bu kadar hızlı sarmaş dolaş olabildiniz? El ele tutuştu. Ne var ya, ne yaptın sanki? Hayır, el ele tutuştun sabahtan beri böyle öpüşmeler, koklaşmalar, bazen, şunlar. Bazen hani, bunu bir tek biz daha... yapıyoruz ama? Hayır yani. Zaten ben Tuna'nın şu an sen gelmeden 2 saat önce Özge şapur şupur öpüyordu yani. Böyle bayağı of, içten şöyle. Şopur şupur şopur şupur. Sonra... Özge'den ayrıldı. Çat diye bugün sarmaş dolaş oldu. Ya bu böyle bir yerde ne olmasın? Ben şaşırdım ben sadece. 2 saat gelmesinden önce değil. 3 saat. Asuman Ömür Hoca kalkanını kullanarak istediğini söylüyor bu arada. Tuna şunu mesela Asuman değil başka bir kız söylemiş olsaydı büyük kavga çıkartırdı. Benim tahminim. Böyle bir yerde ne olmasın? Ben şaşırdım ben sadece. 2 saat gelmesinden önce değil. 3 yani, saat. Hayır, olsun. Sabah ben dün akşamdan, dün akşamdan. 4 saat önce olsun yani. Bir gün önce. Konuşmama izin verecek misin? Dur, Tuna izin ver, söyledim canım. Sen gelmesin 2-3 saat önce değil, 2 gün öncesinden ben zaten burada Elif de görmüştü beni, tektim, oturuyordum falan. Ondan beri zaten aramız bozuktu. Şu anda da zaten pek yakınlaşmıyoruz. Sadece elini tutuyorum. Arada yani. Bir şey, bu da gayet normal bir daha şey. Daha yani öpmedi bile beni. Ben zaten... Ya... Öpmedi bile. Dur daha biz öpüşmedik. Asuman az önce şey yaptı Tuna'ya. Konuşuyorlardı sessiz sessiz, öyle duydum o yüzden. Diyor sen gelmeden önce diyor kıza 3-4 saat önce, 200 saat önce Özge'yi şapkış bırakmıştım. Şimdi sana sarılıyor. Asuman'ın bazen ne dediği hiç belli değil. Dakika. Rabia kuruk olduğu için Özge'nin söylediği şeyi dinlemedi bile galiba. Cidden öyle. 3-4 saat önce sana şapuş kurudu öpen insan. Bilmiyorum ya. İlginç, anladın mı? Aslında doğru bir noktaya değinmiş. Şaşırtıcı Asuman'dan çıkması. Ben onu demiyorum. Ben onun genel olarak hallerinden bahsediyorum. Ne dediği belli değil yani. Çıkması şaşırtıcı burada. Az önce. Ya Asuman bu konuda hep savundu ya beni. Parmak kaldırayım. Başlayalım bebeğimizi. Az önce köşede oturduk ya, L koltukta. Her şeye bir baktım. Barda otururken onlar son böyle bakıyor bana. Böyle. Anlamadım. Dün ne oldu biliyor musun? Biz Emirhan'la buradan merdivenlerden aşağı indik. Bize böyle bakıyor. Ben de çözemedim neden. Ne? Bu arada fragmanda gördüğümüz kadarıyla Özge ile Rabia bu bölüm kavga ediyordu. Şu anki havada bu bölüm Rabia ile Özge ne olacak da kavga edecek, çok merak ettim ben şu an. Alaka sen niye? Hadi Rabia ile bir sorunu var, benimle yok, anladın mı? Ben ömrüm dostuyum. Hayır, sen ben niye her dakika bize bakıyorsun ki? Sana sevgilinle ilgilen. Sevgilinle ilgilen. İlgilenecek hiçbir şeyleri yok ki. Bence zaten genelde fark ettiyseniz biz bir birlikte takılıyoruz yani. Onlar çok beraber gezmiyorlar diye görüyorum, gözlemliyorum. Ya sürekli şikayet ediyor. Evet, BTR kavgası gelecek olabilir. Arkadaşlar sesimin de az olmasının sebebi şey olabilir. Mikrofon yukarıya doğru bakıyordu. Şu an kendime doğru çevirdim. Muhtemelen düzelmiştir. Çünkü mikrofonun ses ayarıyla ilgili hiçbir değişiklik yapmadım. Hatta bir çıtır şunu da şöyle kısayım.
Olsun. Diyorum beni dinlemiyor. 500 kere çağırıyorum çağırıyorum dinlemiyor. Yani kendi söylüyor bunu ağzıyla. Üstüne katacak bir şey yok yani. Ben Birkan'ın sonunda aradığını bulduğunu düşünüyorum. Gözünde o parlak İşi. Heyecanı gördüm birazcık. Ve bence sadece şurada var. Şurada bir oturuyordunuz Hande. Şöyle aynen bak Birkan, Hande, Tuna. Tamam mı? Yani bir de yeni meçhi pardon, bir de Çağrı var. Nasıl bir duygu orada öyle hep birlikte olmanız? Çünkü çok senin, güzel de duygu. Meçin, yani. Senin de eski meçhi, senin de eski meçhi. Çok keyif aldık. Bunun da yeni meçhi, hani ilginç bir kadro gözüküyordu. Kalmak istiyorsan, kalmak istiyorum herkese. İşte Asuman ilk günden beri Ömür'le meç olduğu için evi bizim gibi izliyor. Yani dışarıdan bir gözle bakıyor direkt. Kalmak istediğini güzel bir üslupla açıkla. Kalmayı bence hak ediyorum çünkü ben haksızlığa uğradım. Şimdi bak şöyle düşün. Ya Güneş mi sen mi tabii ki de sen. Kanka ben diyorum fotoğrafa gireceğim galiba diyor. Olmaya kızsa niye fotoğrafa gireceksin yok dedi. Ben Özge'ye bunu yapamam dedi. Gerçekten ayıp dedi yani kıza yapmak. Bir de dedi yakıştıramıyorum hani gider gelir gelmez kızla meç olmak falan filan. Ağrı ben mı? Dedim adamın dibisin dedim. Bir dakika sabah ya. Bir kalktım, sabah bir kalktım. Sabah bir kalktım baktım meç olmuş sürpriz. Selam Hanım'ı yaptı da çok güzel. Aynı evet. Şeyi Marufa da yaptı bir de. Evet. Ada nüfusu fazla arttı. Kesin iki kişi gönderilecek yine. Bana da öyle gibi geliyor bu arada. Üç kişi geldi çünkü bu hafta. Kana gitmeni istemiyorum dedi. Yani şöyle bir şey oldu. Ömür'le biz bacanağız. Onlar da ikisi bacanağız oldu. Ben hemen geçirip şöyle bağlamak isterim. Çok mutlu oldum. İnşallah güzel bir ilişkiniz olur. Ben sadece bu kadar çok hızlı çat çat diye bir anda şey olunca... Şu an sonra çalışıyor, merak etme. Buna gidiyor. Sen rahat ol, sen ilgilen. Bırak rahat rahat. Tuna ya, aynısı. Ama inşallah mutlu olursunuz daha çok. Gerçekten. Yani bak Ömür Hoca'nın abi... Ya sosyal ilişkileri nasıl organize ettiğini görüyor musunuz? Şey olunca... Şu an sonra çalışıyor, merak etme. Buna gidiyor. Sen rahat ol, sen ilgilen. Bırak rahat rahat. Tuna ya, aynısı. Ama inşallah mutlu olursunuz daha çok. Yani Tuna'nın önceki icraatlarını ben hiç bilmedim ve geldiğinden beri tanıdığım için. Çok çalışkan biri. Şu anda biri. Benim için bir problem arz etmiyor. Ama söylenen ve konuşulanları ben kendim şahit olur ve kendim yaşarsam tabii ki bu gidişat değişebilir yani. What if Rabia eleme gecesi stratejik hata yapmayıp Tuna'yı eletseydi? Marvel paralel evrende bunun bir reality show'u çekilir. Asuman Tuna'ya bence haddini bildiren tek kişi oldu. Ben de dahil buna hiçbirimiz bildiremedik. Aslında Asuman tam Tuna'nın hak ettiği kelimeleri söyledi. Onun için Tuna zaten çok fazla Asuman'ın üstüne gitmedi. Hani seviyordunuz abi, hani aşıktınız. Evet ben hani gidecektim. Değer veriyordunuz. Ben niye? Yani sen mesela diyorsun ki şimdi diyorsun bir aday gelse ben biliyorum diyorsun yapacağımı. Evet. Nasıl oluyor abi bu? Nasıl oluyor aşkım? Yani bana aslında... göre işte dediğim mevzu ne biliyor musun? Burada çoğu insan sahte. Yok. Sevgisi de sahte, aşkı da sahte. Çoğu insan dedim. Benim öyle olmadığını burada herkes biliyor. Ben öğrendim. Aşkım nasıl bir günde o zaman? Ben gitmek istedim. Ama sen nasıl bir günde o zaman? Adamı başkasıyla el ele gördüm. Soğuyabilirsin. Ama bir şey söyleyeceğim. Olabilir. Görebilirsin. Yoktur. Tamam görebilirsin. Sabah da ağladığına bakarsan. Bak bu ağlamak da değil. Ama böyle konuşmanı gerektirecek bence... Ama öfkeliyim. Öfkelisin. Ama bence böyle konuşma. Çünkü kendinden insanları şey yapıyorsun yani. Öfkeliyim anladın mı? Öfkeliyim çünkü. Öfkeliysen de öfkeni onunla yaşa. Anladın mı aşkım? Ona yap. Sen mesela o gün geldin buraya, gördün, hiçbir şey yapmadın, çıktın yukarı, yatakta oturdun, ağladın. Mesela o da bekledim, yanlıştı. Bekledim, gelmesin çünkü o gördü, evet, gelmeyince ben aşağı indim. Ama öyle olmuyor işte, biliyorsun yani. Bazı şeyleri yaptığı gördüğün zaman tepki... Bu tartışmayla alakalı ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Tamam. Tepki vermen gerekiyor. Geldim zaten. Ağladım, konuştum adamla orada. Ne yapayım? Tepki vermek adamı o değildir. Bak, madem hani örnek veriyoruz. Mesela Rabia beni adam o şekilde görseydi. Rabia bir şey söylüyorum şu an. Rabia beni o şekilde görseydi. Ben bence daha fazlasını yapardı diye düşünüyorum. Herkes ki Emirhan da aynı şekilde. Niye aşkım sen sana söylemediğim bir laf için bile burada cinga çıkarttın.
Aynen. Seninle konunun alakası yoktu. Geldin, konuya dahil oldun. Aşkım ben orada var. Yani. Benim var. Sen Tuna'yı önce yetirince tepki veremedin. Ben bunlara bakıyorum bu sefer. Bir su alıp geliyorum. Ben bunlara bakıyorum bu sefer düşünüyorum. Demek ki yalanmış. Ne yalanı? Saçmalama ya. Bak beni geriyorsun şu an Rabia. Ben sana bir şey söyleyeyim. Herkes biliyor bunun gerçek olduğunu. Üstüne alındın. Geldin benimle şey yaptın ama gözlerinle burada görüyorsun sevdiğin adam başka bir yerde. Hiç artık tepki vermeden adam yukarı değil. Çıkıyorsun. Oturuyorsun. Şimdi denklem şu. Özge diyor ki ben diyor Tuna'ya karşı gerçekten diyor bir şeyler hissediyordum diyor. Rabia da diyor ki sen diyor Tuna'ya karşı madem bir şeyler hissediyorsan diyor bu bence gerçek bir his değil. Eğer diyor sen bir şeyler hissediyor olsaydın diyor çat diye Tuna böyle bir hareket yaptı diye hemen sen de başka birilerine falan filan ilgi duymazdın diyor. Sonra Özge de Rabia da diyor ki bence Tuna'ya karşı tepki gösterirdin diyor. Özge de diyor ki ben Tuna'ya karşı tepki gösteremem. Ben öyle karakterde cıngar çıkartacak birisi değilim diyor. Rabia diyor ki sen madem cıngar çıkartacak karakterde birisi değilsin. Bana karşı o zaman benim söylemediğim bir şeyle alakalı nasıl o kadar cıngar çıkarttın diyor. Kavga bu. Ama yani haklısı haksızı yok bu meselenin de. Rabia Özge'yi bence sen Tuna'ya karşı gerçekten ilgi duymuyordun falan filan diye değerlendiriyor. Özge de karşımdaki kişi bana saygısızlık yaptı. Ben de ondan soğudum ve uzaklaştım. Şu andan sonra benim yaptığım hareketler beni ilgilendirir diyor. Tamamen kişiye kalmış yani. O mu haklı, bu mu haklı falan filan. Ağlıyorsun, olmaz. Sen şimdi ikiniz de rakip oldunuz Özge ile. Ne konuştunuz? Ben de gitmek istemiyorum. Onu da anlıyorum. Aa, evet. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Özge'nin de hata yaptığı yer neresi biliyor musunuz? Rabia'ya ne dediğiniz durumda da şöyle oluyor. Özge'nin yaptığı hata da şu. Genel olarak konuda bence de Özge haklı. Ama hata yaptığı yer gelip Rabia'ya konuyu anlatıp Rabia'nın yorumunu merak edersen Rabia'ya bunları açarsan Rabia da yorum yapar. Ondan sonra Rabia sana ne olmuyor işte. Orada da Özge hatalı. Sen ne dedi sana? Ya bana dediği şey şu işte. Ben gitmek istemiyorum, sen mi gittin? Hayır canım. Ya o konu ama o da yükselme meç olmak istemiyormuş. Evet, o istemiyormuş. Kim? Öyle Özge dedi. Mi? Bugün söyledi ama. Özge de daha demin yukarıda dedi ki işte beni göndermeyeceğinizi biliyorum. Garanti konuşmasın, bilmiyor kimse ne olacağını. Evet. Ne alaka? Ben de alaka harbi. Ben de emin değilim yani. Belki beni bile söyleyebilirsiniz. Ben seni söyleyeceğim. Evet. Rabia Özge'yi herkesten uzaklaştırıp eleyecek. Bu da ayrı bir strateji. Şu an Özge'nin yanında bir tek Rabia'ların tayfa var. Bu kavgadan sonra o da olmayacak. Bay bay Özge gibi duruyor. Bence Rabia Özge'nin elenmesini istemez gibi geliyor bana da. Neticede karşı tarafta değil, onların tarafında olan birisi. Niye elenmesini istesin ki? Bu arada diğer taraf da iyice birleşti ha. Yani önceden işte Furkan Elif bir taraftı, Tunalar bir taraftı, Ömürlü Asuman apayrı bir taraftı falan filan. Onların hepsi bir araya geldi gibi görüyorum ben son 3-4 bölümdür. Biraz fazla bağlanmış gibisin ya. Yanlış anlama şimdi. Ne bağlanması hayatım? Yeni haberleri varıyorum diyor. Neyi bağlanması? Sen ne diyorsun? Ama yok, konuşmalarda ben siz de onu hissetmiyor musunuz? Tamam, onu dedi anladım da. Konuşmalarda çok bir onu hissettim, anladın mı? Ben zaten gerçekten değer verdiğim, ettiğimi onun Tuna da gayet iyi biliyordu. Herkes de gayet iyi görüyordu. Tamam bak, değer vermek, ben ona aşığım demedim ki. Seviyorum işte. Ben böyle aşığım böyle dedim, şu, sor bakayım. Demek başka bir şey yani. Çok hoşlanıyorum ve aşkım, o zaman bak, ben bunu anlamıyorum. Sevgim işte var dedin. Sen bu kadar ben aşığım dedim, öyle verdin. Bu kadar değer verdin bir adama karşı. Bu kadar değer verdiğin bir adam sana bunu yapsa emin ol suratına bile bakmaz. Sana bir şey söyleyeyim. Allah kimseye İşte ben tepkimi verebilirim, tepkimi koyabilirim. Ben de verdim. Ama senin tepkin o değil, benim tepkim de bu olmak zorunda değil. Yok, bizim üslubumuz zaten birbirinden farklı. Sen mesela daha kaba bir insansın, ben o kadar değilim. Ben sevgilime bir şeyler fırlatmam mesela. Ya orası seni ilgilendirmez. İşte bu beni ilgilendirmez. Özge, aramda yaşadığım seni ilgilendirmez hayatım. Sen geldin buraya oturdun,
konuşuyoruz. Bu da seni ilgilendirmez. Ama benim fikrim yani, bu yani. O zaman yanımızdan kalkıp gider misin? Gelme bizim yanımıza. Hande'ye dedim ki, Hande dedim, nasıl dedim, mutlu musun kocandan dedim. Hayır dedi, kocanın çok yükseliyorum falan dedim böyle. Tam olarak öyle yapmıştım. Aynısını yapmıyorum. Kesin öyle yapmıştım. Tabii. Ben çok güzel. Allah aşkına annenin detaylara girme, ben de bunu biliyorum. Yine başladım kanka, anlatır. 29 yılın dedi patlamasını. Anne dedim dur. Hande makarası mı dönüyor masada? Özge, kaba değilim diyorsun da ilk geldiğinde farklı bir Özge vardı, şu an farklı bence. Yani anlayamadım ben bunu. Aradaki farkı anlayamadım. Onu diyorum işte, anladın mı? Hareketlere bak. İlk geldi burada, ona söylemediğim bir lafta bile vır 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 vır. Yüzüne söylüyorum zaten. Özge sakin ol. Yüzüne bence söylüyorum zaten. Gördün mü? Güzel oldu. Kavga mı? Onlar kavga etmez şu zaten. Merak etme, akşam şey var çünkü. Ya şu an yaşanan olayın temelinde de yani Özge'nin diğer tarafta Tunu olduğu için mecburen bu tarafla yakınlaşması, yalnızlık var yani olayın temelinde tamamen. Yalnız kaldığı için Rabia'ların tarafına yaklaştı. Ama Rabia da netice olarak bir şeyi, aklında bir durum varsa mutlaka söylüyor ki söyledi yine. Mesela hani ulan bu da bizim tarafta, ona da söylemeyeyim falan demedi. Patır patır ne düşünüyorsa söyledi. O da Özge'nin şimdi yalnız kaldığı için bütün her şeyini Rabia'ya açmak durumunda kalmasından dolayı geçti. Ya, doğru. Tövbe ederim. Kavga bu. Hayır, Rabia eder onunla kavga. Özge etmeye çalışmalar. Merak etme, etmez. Rabia çok üzüldü. Bir şey dediler bence ona. Söylemedin mi az önce? Niye yapıyorsun? Az önce söylemedin mi? Niye zoruna mı gitti? Zoruma niye gitsin ya? Lafların yanlış boş Özge. Boş konuşuyorsun yani, anladın mı? Verdiğin ya örnekler yanlış. Geliyorsun yanımıza oturuyorsun, konuşuyorsun. Hande çağırdı da geldim. Geliyorsun yanımıza oturuyorsun, konuşuyorsun. Dün sana ya da söyledim. Ya Allah aşkına ya. Bak dün sana yukarıda da bile söyledim. Biliyor yani. Bak dün sana yukarıda da söyledim. Beni dedim ilgilendirmiyor. Ne yapıyorsan yap dedim. Tamam mı? Hı. Bizi ilgilendirmiyor. Sus. Bitti. Sus mu diyor? Saçma sapan örnekler ya. Ben anlamadım. Evet, ben de anlamadım. Yapma abi, verme örnek ya. Verme örnek abi ya. Hani bu kız seviyordu, ölüyordu, şöyleydi, böyleydi, bilmem ne, şu, bu. Ben sana hiç aşığım dedim mi Tuna? Ne oldu bir günde de Tuna yok oldu da şeyi bitti de yeni adayları mı arıyorum demeye geliyor. Ne alaka? Ben bu ben buradan giderim demedim senin için. Ben ilk geldiği gün ona hiçbir şey demediğim halde burada benim üzerime saldırdı. Benim seni dövmemi falan bekliyor. Ben de dedim ki. Sen sevgilini başka kızla orada otururken. Görüyorsun. Onun yaptığı gibi sana bir şey mi fırlatayım ben de? Ne onun yaptığı bu gibi bir şey hayatım mi fırlatayım? Hayatım, bizim üzerimizden örnek verme ya da beni kullanma. Beni o kullanma, zaman benim sevgime yalan diyemezsin. Seni orada uyardım, beni kullanmayacaksın. Ya ne yalan deme. Beni kullanmayacaksın o zaman. Saçma sapan örnekler ya. Saçma sapan. Bir kez uyardın ya. Bir kez uyardın ya. Benim sevgime laf söyleyemez. Tamam, ona bir şey de. Beni örnek verme. Benden örnek verme. Niye? Allah, sen benim sevgime. Ben seni uyardım. Ben sana anlattım mı kendimi? Sen benim sevgime anlattın. Evet. Ben de kalkıp bir şey fırlatışını örnek veriyorum. Efe ne olur, seri olay özet. Çok zor ya şu an. Kısaltmaya çalışıyorum kafamda mümkün olduğunca. Bir saniye. Tamam. Rabia, Özge'ye sen fake bir aşk yaşadın Tuna'yla. Fake olmasaydı ben yeni aday bekliyorum demezdin. Buradan kalkardın giderdin dedi. Özge Doğan'a dedi ki benim sevgim fake falan değil dedi. O zaman Rabia dedi ki o zaman niye tepki koymadın dedi. Özge dedi ki ben öyle bir insan değilim dedi. O da dedi ki ama benimle kavga ederken öyle bir insandın dedi. Özge de dedi ki ne yapsaydım dedi, senin Emirhan'a fırlattığın gibi ayakkabı fırlatsaydım dedi. Orada Rabia sinirlendi, dedi ki ya sen ne anlatıyorsun dedi, ne alakası var şimdi bu örneğin dedi.
Ondan sonra Rabia tekrar arkasından bir şeyler söyledi. Özge geri geldi. Ondan sonra kavga biraz daha cozuttu. Sonra Özge dışarıda Tuna'yı göstererek dedi ki sen dedi o adam bile biliyor ya dedi benim onu sevdiğimi dedi. Sen ne anlatıyorsun dedi. Ondan sonra Rabia madem dedi sen misin dedi masayı bu işin içine bu kavganın içine dahil eden. Geliyorum ulan ben de masaya dedi. Kalktı masanın oraya gitti. İkisi masanın başına geldiler. O dedi ki ona sen dedi senin sevgin fake dedi. O da ona dedi ki sen bu adam bile biliyor benim sevgimin fake olmadığını dedi. Orada konular karıştı. Vazo devrildi, kırıldı falan. Gidin başkasının üzerinden verin. Benim üzerimden vermeyin ya. Rabia'nın karakteri o direkt reaksiyon gösteriyor. Aslında ben de bir zamanlar öyleydim. Şu an biraz çekildim ama gerçekten doldum ve patlamak istemiyorum. Fakat bu gidişte çok kötü patlamayı düşünüyorum. Allah Allah. Abi kalkıp benim sevgimi eleştiriyor. Kıza bakıyor, anlatıyor. Sen neyle onunla nasıl konuş girdin konuş ya git konuş bak şu an şey onlara bak. Bu saatte de bildiğin sevgi ya. Niye ama böyle bir konu açıldı? Onu kendi açtı Rabia. Yine adayları açayım dedin gittin. Hayır o konu açıldı. Yok, ben açıldı de nasıl açıldı sen gittin sen sordun ki o da öyle bir girmiştir o konuda bilmiyor musun gireceğini yani? Hayır girsin abi. Adam burada el ele başkasıyla ben bu adamı daha ne yapayım ki? E tamam buna bir şey demiyor kimse zaten. Bunu herkes görüyor. Hayır kalk ben bu adamı zaten sevgiliyken sevdim mi sevdim. E tamam. Oğlum yanında oluyoruz şeye konuşuyoruz. Bu konuşmanın en büyük problemi başlangıcında. Eğer ki başlangıçta Özge değil Rabia gelip bu konuyu Özge ile konuşsaydı Özge haklıydı. Özge gidip Rabia ile konuştuğu için ondan yorumu istediği için ve yorum yapıldığı için şu anda Özge haklı değil yani. Dedim bak bir kez örnek verdi. Hani vermedi. Ama o da yalnız kaldı ne yapsın? Şey konuşuyorum şu anda. Ben zaten empati yapıyorum. Ben zaten dün de savundum seni. Bir kez üzerinden örnek verdi. Bambaşka bir mevzudan şimdi evet, de gelmiş. Evet aynı şeyi bize de yaptın. İkinci kez örnek veriyor ya. Ne gerek var örneğe ya? Rahatsız oluyor. Allah ya. Vallahi rahatsız oluyorum. Verme örneği ya. Bana ne ya? O kız bir şey ne yaşıyorsunuz? Bana da verdin aynı örneği. Allah ben bir şey dedim mi? Bana daha sonra. Emirhan'la ilgili de küçük dipnot. Emirhan evdeki kaos ortamından artık inanılmaz bir derecede bezmiş. Ne Rabia'nın ne kendisinin hiçbir kavganın içerisinde rol olarak yer almasını dahi istemiyor. O yüzden en küçük bir olayda dahi kendiyle alakalı örnek verilince çok sinirlendi. Doğru değil. Tamam da bana da yaptı ama hani şu anki konumda onun aynı konumu şey kötü bir konum. Aynı ya. Şey değil aynı örnek verilemez. Dedim arkadaş senin yapında değilim dedim. Ben dedim kavga ettiğinde mesela ya. Bir şey fırlatmam. Ben böyle kaba bir insan değilim. Sen benim adamı fırlatsaydın. Ben olsam dün tokat atardım diyor. Ben tokat atmam abi. Ben öyle bir şey dün öyle bir şey dedin yemin ederim ki. Bugün değil dün ağzından... dedin dedim zaten. Çocuğun meşi bitmiş. Meşi bitmiş. Hemen yaklaşıyor. Hemen hani yaklaşıyor. O öyle gözüküyor anladın mı? Dışarıdan gözüken resim o. O yüzden o zaman yani, bu kıza dışarıdan gönülden resim diye gitseydi dün akşam bassaydı tokatını olacaktı. Bence de bir tane ben bekledim bu arada. Bassaydı ben de bekledim. Ben de bekledim. Senden ben yemin ederim bunu beklerdim. Evet. Ama çok başarısız oldun evet. Aşkım. Her neyse bu onun bakış açısı, o bunun bakış açısı. Yani bunun için şey yapmayayım. Şu an o riskte olan kişi onun için daha stresli. Yok ben şu an konuşmadım şey zaten. Benim dediğim ne biliyor musun? Ya sevgin yalan diyorsun. Daha ne diyebilirsin ki? Sen kalkıyorsun. Şimdi daha veriyor. Bir gün olmuş. Bir gün olmuş. Gelmişsin burada diyorsun ki ben yeni... Efe de demiştim ki Rabia Özge'nin gitmesini ister. Çünkü diğer taraftan uzak kalıyor. Özge yüzünden demiştim. Şu anda mevzu patlayınca Rabia hemen kalkıp dışarıdaki masaya oturan tayfaya gitti. Yakınlık kurmaya başlayabilirsin. Fikri onaylansın diye. Yakınlık kurmaya başlayabilsin, fikri onaylansın diye. Ama masanın o tarafa ilk Özge gitti ya. İşte Tuna'yı göstererek masanın yanında o da biliyor dedi ya. Oradan sonra zaten konu uzadı. Yeni adaylarımı arıyorum. Evet öfkeliyim de zaten. Uzun çok normal değil mi öfkeli olmam ya? Ama bunu neden yaptığını, ne alaka? Ama bunu neden yaptığını biliyorsunuz yani. Ya tamam da insan Tuna gibi. Yani ne Tuna, yani? Tuna'yı sen, siz de biliyorsun neden söyledim o kelimeyi. Bu sefer ben ama de döndüm dedim ki. Ben de döndüm dedim ki. O zaman dedim ya. Yalanmış dedim Ömer. Ben de döndüm dedim ki o zaman yalanmış dedim. Ben Duygus'un yalan olduğuna inanmıyorum. Dün çok konuştum çünkü kendisiyle. Duygus'u yalan olsaydı Yüksel'e direkt derdi ki hadi gel seninle meç olalım geçelim şu potayı derdi. Yüksel'e dedi ki ben senin olursam dedi stratejik meç olabilirim dedi. Duygus'a hiçbir şey yoktu Yüksel çünkü şimdi yüzüne karşı söyledi zaten.
Yine ağlattınız lan kızı. Yahnici bu arada bir abone hediye etmiş. Çok teşekkürler. Şimdi böyle bir şey var ortada. Ama bir taraftan da Rabia... Efe bak, Rabia'yı çok savunuyorsun, sinir oluyorum. Rabia'yı savunmuyorum. Özge'ye kızıyorum sadece. Yani bir, Tuna konusunun artık kapanması gerekiyor. Tuna konusunu kapatmadığı müddetçe ya Özge'nin gitmesi lazım komple, ya da gitmediği senaryoda Tuna konusunu artık kapatması lazım. Hele ki Tuna konusunu kapatmıyorsa da gidip Rabia ile konuşmaması lazım. Rabia ile konuşursa tabii ki böyle bir yorum gelir yani karşılığında. Ayla bugün tartıştı yani Özge ve seviyorum, seviyorum, seviyorum diye bağırdı. Duygularım var, duygularım var diye bağırdı. Tabii ki de daha sonrasında yanlarına gidip hani yakışıklı şöyle biri gelsin, böyle biri gelsin. Ben de bunu hoş karşılamadım açıkçası. Bence herkes dürüst olsun. Ben öyle düşünüyorum. Dürüst olurlarsa kazanırlar. Bir şey diyeceğim. Zaten size de aynısını yaptı mı yaptım. Örnek mevzusu? Bir dakika, bir tamam, şey daha yaptı, söyleyeceğim. De yaptı. Tamam, Emir abi. Tuna da şunu Emir söyledi. Abi, hepimiz masadaydık yaptı. Sen de demedin mi zaten? Bizim bugün biterse hemen kendine meşk bakmaya başlar. Evet. Tamam. Dedim. Konu kapandı. Kanka zaten ben Tuna'ya şey soruyorum. Burada. Tuna bu cevap verse konu kapandı. Arkadaşlar meşk bulacak zaten kendisine ya. Yarışmada kız belki yani meşk başka tamam, fikre girdi. Tamam, onu söyleyince ben de dedim ki o tamam zaman yalan mı senin duyguların dedim. Rabia'da şunu söyleyebilir. Duyguların yalan olduğunu bilemezsiniz şu an. Önümüzdeki şeyde kalırsa eğer görürüz. Dediğin şeyin aynısını söyledim dedim. Ulan biri de destek olmaya gitseydi be. Bak dedim hep ben haksız. Her şeyi red tutuyor bak. Ne dediyse red tutuyor. Ben destek olmaya gitseydim. Ama psikolojide ama yapacak yani. Ama biz böyle söylemeye burada çıkışmamız yok. Biliyorum işte. Yemin ederim sizi. Yok o çocuk çok konuşuyor. Bak biri verdi bak biri verdi. Bir şey demedim. Çok içi geldi. Arkadaşlarıma dedim bak rahatsız olurum ben bir daha vereceğim. Hiç verdi. Dördüncü dedim ki artık verme sal beni dedim. Üstüne bir tane daha verdi delirtti beni. Gerçekten hiçbir şey demiyordum o dakikaya kadar. Onun kararları şu an. Öyle bir yol izlemek istiyorsa öyle bir yol izlesin. Ya Özge için üzülüyorum. Adını tek kalmış gibi. Evet, ben de aynı. Bu arada en samimi kimse şu an bir gitsin yanına yalnız. O zaman hal ve hareketlerine dikkat edecekti. Dost biriktirecekti evet, yani evet, değil mi? Özge, bir dursan Ömür bir dakika. Seninle bir problemim yok gerçekten. Burada kalmak istiyorsan kalabilirsin. Yükselle mi meç olmak istiyorsun? Senin yerine de konuşabilirim. Hayır istemiyorum. Stratejik. Biliyorum stratejik olsa da istemiyorum. Neden? İstemiyorum. Bir şey hissetmedim. Biriyle bir şey olmak istemiyorum. Ama burada kalmak istediğini söylüyorsun. Burada kalmak için de en azından yalan bir hafta şey stratejik bir meç yapabilirsin. Kendini şey gösteriyorsun, bak içindeki duyguları insanlara neden söylüyorsun ki? Aklında düşün, yeni insanlar zaten gelecek. En azından şimdi stratejik bir maç yap. Zaten tanışmak istediğini de söylemişsin. İlla ki gelecek istediğin tipte evet, bir insan. Git konuş Yüksel'le, ben de konuşayım istersen. İstemiyorum. Hiç yapmayacağım. Tutulduğum nokta sevgin yalan diyorlar ya. Öyle gidip dersen ki... Neyse, o kelimeleri kullanırsan demeleri çok normal yani. Öfkeden yaptığımı bilmiyor mu kimse? Nereden bilsin? Yenilme duygusudur, başka bir ne duygudur, başka ya, bir şeydir. Bir sürü duygudan dolayı ağlayabilirsin. Arkadaşlar sakin olun, ben dedim. Yanına ama git tek kal. Ya. Yani. Bir şey diyeceğim, şu an bence onun gitmesi yanlış. Yani. Şu an gidebilir, şu an ben tehlikede falan değilim. Ama gerçekten şu an kızın herkes üstüne gidiyor. Aynen aynen, şu an gerek yok öyle bir şey, konuşsun bence. Tuna'ya cingar Tuna, Rabia, o kızla Tuna'ya cingar çıkarmaz diye kavga ediyor. Yüz bulacak bundan bence. Yok yok, bulmaz. Ağır başlı bir kız, tamam mı? Allah Allah. Bu ada beni sürekli şoka sokuyor ya. Evet, ağır başlı bir kız, sadece sinirlendiğinden ne yaptığını bilmiyor. Ben kendim söylüyorum. Gitsin tek başına kal kanka. Rabia çünkü Özge kalkıp Tuna'ya tokat atmadı, cingar çıkarmadı, benimle daha çok kavga etmedi diye böyle yaptı, anladın mı? Şu an yanlış yani. Kız ya olması gerektiği gibi yolunda devam etmek istediği için bu oluyor. Tabii canım. Başka, ne yapacak başka zaten? Yani ya zaten Rabia ile kavgasında bir sıkıntı yok. O da yani ben de onun hakkı görüyorum ama şu an ben
bence Tuna'nın oraya gitmesi doğru diyebilirim. Dedikçe doluyor. Alın elinden o tabağı. Kanka ya ben kimsenin kalbi kırılsın ve üzülsün istemem yani. Ben Asuman'ın gitmesini beklerdim mesela direkt. Ömür'e de kalmadan. Ama Asuman da gitmedi. Şaşırdım. Geliyorsun yanımıza. Oğlum yemin ederim sabrettim. Bak bir şey dememek için sabrettim. 3 gündür sabrediyorum. Vallahi patladım abi. O gün kaç kere dedi? Gerçekten patladım ya. Şurada oturuyordu. Kaç kere dedi işte siz olsaydınız ne yapardınız? 500 kere ya. Bir de beddua eder gibi yapmıyor bunu. Beddua eder gibi. Aynı şey sizin de başınıza gelsin de o zaman gör. Gitmiş ne demek ya? Gitmiş Tuna'ya, benim ona söylediğim iyi bir şey. Gitmiş Tuna'ya kötü niyetle anlatmış. Tuna geldi burada bize sordu, benle Emirhan konuşuyorduk. Dedim ki o zaman kendisi de niye şey söylediğini söylemiyor. Aynen. Kendisi bize, sen de oradaydın. Dedi ki o zaman ben hayalimdeki Tuna'yı farklı hayal etmişim. Ama işte, hayalindeki Tuna'yı niye bize bahsediyorsun bu mesela? O da farklı bir şey. Üst üste bastıra bastıra yani. Söyledim ya sana diyor bu arada. O zaman kendi söylediğini niye söylemiyor? Aslı filan gibi elendi, ölüyordu, aşık dönmeli. Bir anda böyle dedi sabah. Devam etmiş. Sonra dedi gelecek zaten şeylere kimse bakalım dedi. Kimse burada o kadar aşık değil, anladın mı? Bir başka bir duygudan dolayı ağlıyorlar onlar. Aşk için ağlamıyorlar, ben buna inanmıyorum. Yani güçlülerin gerçekten hayatta kaldığı bir ada. Yani mesela şöyle bakıyorum konuya. Özge ne yaptı ki? Hani zaten mesela şeyi herkes bir anda unuttu ve Tuna normal bir şekilde Selena ile meç olarak diğerlerinin arasına döndü ya. Mesela niye Tuna'ya tepki gösterilmiyor da Özge'ye sadece saçma sapan şeyler yüzünden herkesin dışına itiliyor? E çünkü Tuna'yı erkekler seviyor ve erkek tarafı Tuna'yı tutuyor. Özge de kızlar arasında kendine Tuna ile meç olduğu için o kadar fazla yer bulamadı. E al sana hikayenin sonu işte. İzle. Gitme korkusu. Oğlum aşkmış gibi göstermeyecekler o zaman. Bizi burada kandırmayacaklar. Dik dur biraz sadece. Dik dur, kendinden emin dur. Dik durdum zaten. İşte beklediğim ikili. Ben iyidir, öyle gözüküyorum, öyle davranıyorum. Tamam, akşama kadar, o şeye kadar dik dur. Akşamleyin de bir konuşma yap ki orada böyle. Evet. Bak o çok önemli. Akşam yapacağın konuşma, herkesin içerisinde yapacağın konuşma çok önemli. Ve yap yani konuşmanı herkes gözüne baka baka. Bana böyle demiş Nerdin bir kere. İşte Elif bizim sevgimiz gerçek, dedim ki bunu dedim niye bana ispatlıyorsunuz ki? Birbirinize ispatlayın dedim. Yani. Bana ne dedin? Ne alaka ya? Gerçek niye şey durup bana, dururken ne böyle bir şey söylersin ya bir insana? Sizi ilgilendir, beni mi ilgilendir? Dururken razıydım. Ben diyorum ki sen final gündesin. Elenme ihtimalin var. Kendi finaline odaklan. Hani insanları kendin açıklamaya odaklan. Bana hala diyor ki işte... Üzülme kız, gidecek iş belli oldu. Tuna'nın yaptığı işte doluyor. Dedim ki sen bu adam ne kadar sürede belli değilsin. Kısa bir sürede. Hayır, biriktim anlıyor. Biliyorum dolduğunu. Ne kadar ama güçlü durmaya çalışıyorum. Çünkü konuşan kişi o değildi ki ama yani. Sürekli yanında görüyorsun. Bunu yaşıyorsun, evet biliyorum. Hayır, bu şeyi ben, kadın yapmış ben olsa ne derlerdi ben, mesela? Ben tamam Tuna'ya eleştiri yapmak istemiyorum çünkü zaten herkes görüyor ne yaptığını da. Hayır, eleştiri demiyorum. Güzel bir eleştiri yapayım ne Tuna'ya. Olurdu? Tuna hata yaptı değil mi? Ya yaptın da hatayı. Bari hani beklesen de final geçse de ondan sonra sarmaş dolaş olsan. Şurada yapmasa evet, daha da böyle olumlu olabilirdi belki. Bir gün bekleyebilirdi. Şimdi hem gözüme soka bugün, soka ya. Bugün final gecesi var. Final gecesi öncesinde sarmaş dolaşsın. Yanında Özge var. Zaman geçirmişsin. Bir sürü konuşmalarınız var. Biz hani en hepsini duyduk. İnsan biraz saygı diyor. Ona hiç yakıştıramıyorum. Şu an yaptığı kötü ve ağır bir şey. Evet, ben bunu hani eleştirebilirim. Bunun aynısını Özge yapmış olsaydı, bir erkek gelseydi de bir anda aynen kavga öyle edip sen bana böyle yapıyorsun zaten deyip ayrılıp da 3 saat önce öptüydü daha gidip başka bir erkeğin eline sarmaş dolaş olsaydı ne olurdu, çok merak ediyorum. Gerçekten ben de çok merak ediyorum. VTR saati. Sorun kimle alakalıysa ilk önce o konuşsun. Bir kız sadece sinirlendiğinde ne yaptığını bilmiyor.
Ben kendim söylüyorum. Gitsin tek başına kal kanka. Rabia çünkü Özge kalkıp Tuna'ya tokat atmadı. Cingar çıkarmadı. Benimle daha çok kavga etmedi diye böyle yaptı. Anladın mı? Şu an yanlış yani. Kız ya olması gerektiği gibi yolunda devam etmek istediği için bu oluyor. Tabii canım. Başka ne yapacak başka zaten? Yani zaten Rabia ile kavgasında bir sıkıntı yok. O da yani ben de onu haklı görüyorum ama şu an bence Tuna'nın orayı kız doğrulayabilir. Hadi ya ben kimsenin kalbi kırılsın ve üzülsün istemem yani. Oh ben sıyırmış. Bir tam kız geldi benden cevabını çok güzel yediğini düşünüyorum. Ve Tuna da ben demesem yanına gidecek durumda değildi. Sen kendim dedim yanına gideyim. Evet ben burada dedim kalk yanına git yalnız kaldı. Neden kız cingar çıkarmadı diye ortalığı karıştırmıyor tamam, diye. Tamam o konuda ben de haksızım. Yanlış yani ben dediysem gidebilir. Diğerlerinden daha ağır başlı. Ama çok... Fevri, salak, saçma hareketleri var. Mehmet onu söyledim. Ve bence yani cingar çıkarmadığı için böyle seni daha fazla kovalamadı, başka meç aradığı için böyle bir tepki toplamak. Hani tepki olmasını istiyor abi, bunu belirtiyor. Niye tokat, ben olsam tokat atardım demiş. Niye geldi bak ben olsam değil, düş tokat atar. Ben olsam değil, sen konuyu hiçbir şekilde anlamamışsın bence. Salak saçma hareketlerden Özge'den bahsediyorum. Sen konuyu hiçbir şekilde anlamamışsın bence. Hiçbir şekilde anlamamışsın. O yanında tokat atmandan, dedin ya sen ona Özge ol, ben olsam. Salak saçma mı demiş bana? Özge'nin yerine ben tokat neden sen salak saçma mı dedin sen? Özge de kurulacak yer arıyor. Sabahtan beri güzel şeyler söylüyor. Sadece bir salak saçma dediği için. Salak saçma mı dedin sen bana diye. Saçma mı demiş bana? Özge'nin yerine ben madem neden sen salak saçma mı dedin sen? Ne? Madem hani sevgi duydu, aşk duydu. Ben diyorum ki hala da söylüyorum. Yüzünüze karşı da söylüyorum. Madem bu kadar seviyor. Evet. Hiçbir konu ortada yokken gelip bana çağırlamasını biliyor da. Neden siz ikiniz orada otururken hiçbir şey söylemeden yukarı gidip böyle böyle yapıp ağlıyor kendini deliye vuruyor? Ne alaka? Ne mana? Deliye ne alaka? Senin gibi deliye vurup da bir şey mi fırlatsaydın? Hadi bakalım. Şimdi Emirhan'la kavgaya girecek işte bak. Ha? Ya sana ne? Ben erkek arkadaşıma istediğimi yaparım. O zaman gelip bana demeyeceksin. Rabia sen ne yapayım? Rabia ben ne yapayım? Demeyeceksin o zaman anladın mı? Sen de yanında gözüküyormuş gibi davranmayacaksın. Konuşmayacaksın o zaman. İşte bunları not edin arkadaşlar. Nokta. Seviye yine. Terbiyesiz. Sensin terbiyesiz. Belli. Biraz ahlaklı olsaydın keşke ya. Şöyle gidelim. Senden mi alacağım ben ahlak dersini? Evet senden mi alacağım ben ahlak dersini? Keşke. Ne oldu? Keşke. Ben de Emirhan birbirimize girdiğimizde buralarda oh 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 demeyi biliyordun. Haline bak. Acınacak haldesin. Ben mi acınacak haldeyim? Bir saniye karakterine bak. Hadi. Oha ya, inanamıyorum ne kadar acımasız mıyız ha. Klasik Rabia karakteri var, değişmez. Kötü kadın ya. Böyle olacağını zaten bilmiyor muydunuz yani? Biliyorduk canım. Acınacak haldesin dedi resmen. Geçen olsa. Bu olacağı zaten belliydi. Ben sana dedim, beni düşürdü hala. Ama ben sana dedim ne dedim? Dedim ki yanlış yere gidip konuşuyorsun. Evet. Ben de çağırdı. Hayatım o da o tarafta. İyi de Rabia bunu ilk defa yapmıyor. Artık tanımıyor musunuz yani? İlk defa değil ki bu. 1, 2, 3, 4 her zaman esini yapıyor. Aynen. Gidenleri ilk başta yanına çağırır, dinler. Ondan evet. Sonra finalde patlatır hala hepsini. Hala konuşuyormuşum. Rabia bir anda random yürümeye başlıyor. Cooldown bekler gibi şok içindeyim. Efe söz Rabia'nın elendiği gün kurban keseceğim DM'den atarım. Manyak mısın oğlum sen? Ya Rabia ne yaptın? İki kere haklı çıktın. Hemen haksız ol. Bravo ya. Seni savunduğum insanlara başım eğildi bu chatten. Utan. Arkadaşlar Rabia... Tartışmaya başladıktan sonra tartışmanın dozajını arttırıyor yani. Hani Rabia'yı ilk kez biriyle kavga ederken izlemiyoruz. Böyle bunun buraya gideceği çok belliydi.
VTR ile de bir puşladılar. Bir de şey yapıyor, sana derdini açmış insanları direkt onunla vuruyor. Yapmasaydın demeseydin. Mesela az önce senin gidip orada konuştuğunu gelip masanın ortasında evet. söylüyor, anladın mı? Bu kadar aciz. Yani senin o mevzunun özel olduğunu bile bile gelip orada özel bir mevzuyu gelip herkesin senin ortasında söyleyebiliyor seni. Ve bunu defalardır yapıyor, herkese yapıyor. Bu şeyi seviyor çünkü. Bu arada hiçbir zaman da yanına almamış Özge'yi. Az önceki laflarından da o anlaşılıyor. Şey falan dedi ya, Emirhan'la ben ayrıldığımızda burada oh çekmeyi bile, o bayağı eski bir muhabbet mesela. Oradan beri aslında kafada var. Tamam, bana o senin fikrin. Sen ne yapacaksın? Evet, o onun fikrini ile. Sormuş. Hayatım, ben sana bir şey söylemiyorum zaten. Tamam, bu benim zaten. Fikrim ama bu şu an konuşulan bir şey değil. Okey, ben bunu senin ilk konuş hani şu an... alakalı bir... Evet, ben buna çok şaşırdım. Az önce nasıl VTR'den sonra yine bak yine bir VTR yine VTR'ye göre kavga etmesi gereken iki kişi değil başka iki kişi kavga etti. Rabia ile Selena'nın kavga etme VTR'siydi bu yani. Tamam hayatım, ben bunu şu an itibariyle değerlendirdiğim için o günü... O dün o geceki şeyden okey, ben bunu şu anda fark ettim. Yani benim sana karşı herhangi bir şey yok ve ben bunları söylerken sen burada beni duyuyorsun diye düşünüyordum hani. Yani evet, sen de bir şey yok senin aslında. Biz orada başka bir şey konuşuyoruz. VTR'de de görünüyor zaten bu. Duymayacağımı tamam, farkında olmanız gerekiyor. Tamam, ben de sana açıklıyorum. Kötü, burada büyütülecek bir konu yok bence. Tamam, yanlış anlamış işte. Evet, kabul yanlış anlamış. Gel. Oha, bence vardı lan büyütülecek bir konu. Bu konunun çeyreği için evin birbirine girdiği günler hatırlıyorum ben. Şu an ne olursun birazcık. Kendim olalım tamam mı? Bugün lütfen. Okey, çok sakin konuşmadın evet, mı? Sakinsin, iyisin. Böyle kal diye söylüyorum. Zaten kendimi tut. Tamam, tutacağım bir şey yok. Nasıl biliyorum, bak sabah kalktım ağladım zaten. Sonra dedim ki evet çok iyiyim, çok güçlüyüm, çok mutluyum, her şey çok güzel olacak. Evet çok iyiydi. Sonra evet. Burada patladım çünkü kendimi zorla iyi yapmaya çalışıyorum. Sen iyisin zaten ya. Kaybettiğin bir şey yok, merak etme. Evet. Niye kötü düşünüyorsun? Mantıklı düşünmeye çalışıyorum. Özge, zorla kendini iyi yapmana gerek yok. Tabii ki de o duyguları içeceksin ama burada sadece şu anda olduğun anın tadını çıkarmaya çalışacaksın. Geldi. Ne yapman gereken bu. Hani uzaklaşmana gerek yok, gitmene gerek yok. Yanlış anlama da 5-6 gün ya da 1 hafta ya da 10 gün önce Tuna yoktu senin hayatında. Yani. Evet. Yani şu an zaten olay çok yeni ve görüyorum. Dışarıda olsam zaten mesela bu kadar şey. Yani çok yeni, anladım. Normal bir şekilde ayrılık olmadı bizimki. Normal ayrılsan zaten tamam dersin. Farklı olur tabii. Ama düşünsene yani. Ayrılıyorsun. Akşamın adamı başkasıyla el ele görüyorsun. Ben seni anlıyorum. Bak kızgınlığını anlıyorum. Sinirini anlıyorum. Bu arada Birkan yanlışlıkla bir şovunda Sabah Hanım'ı yok etmiş olabilir mi? Sabah Hanım kaç bölüm önce geldi en son? Bir 5 bölüm oldu herhalde Sabah Hanım'ı görmeyeli. Biliyorum ama bunu... Ya bari bunu yapma bunu ya. Bunu bu şekilde devam ettirirsen sadece Rabia gibilere böyle işte şey açıyorsun. Maalesef. Hani muhabbet ettiriyorsun, anladın mı bu konu üzerine? Yapma diyorum ben sana. Sen dimdik dur ya. Niye sen öyle bir şey düşüyorsun? Sen bir hata yapmadın ki. Bir yanlış da yapmadın sen. Sen niye üzülüyorsun? Sen niye ağlıyorsun? Yani... Zaten malzeme arıyorlar. Sen ağladıkça... Konuyu daha çok uzatıyorlar, anladın mı senin üzerine? Yapma yani. Senin ağlaman bir de... Furkan ne diyecekti çok merak ettim ya. Elif Furkan Hoca'yı öyle bir tembihlemiş ki Furkan sehpanın ayağından başka yere bakamıyor. Şeyi tepkiyi senin üzerine çekiyor. Normalde tepki alacak olan... Yapma yani. Senin konuyu daha çok uzatıyorlar, anladın mı senin üzerine? Yapma yani. Senin ağlaman bir de şeyi tepkiyi senin üzerine çekiyor. Normalde tepki alacak olan Tuna şu an bütün evet. Tepki senin üzerinde. Bir şekilde Rabia senin üzerine çekiyor tepkiyi. Arkadaşlar birazcık zamana ihtiyacım var. Burada da aşkı yaşayacağıma inanıyorum dese işte ben ona da söyledim. Çok Hande ile dedim konuşuyor. Karşı karşıya gelirsen tabii ki de senin adını veririm dedim konuşuyor. Yani. Tepeden konuşuyor artı bir negatif enerji vererek söylüyor yani. Ya ben tutuluyorum. İşte bak siz şunu anlamıyorsunuz. Bu tepkileri neden Tuna'ya gösteremedi de geliyor sürekli.
böyle biz konuştuktan sonra tepki göstermeye çalışıyor. Biz günah keçisiyiz. Ya da araya niye nifak sokuyor şu anda? Başka bir yere yapıyor ki, başka bir yere zaten... Hiç konu öyle bir konu yoktu. Niye geliyorsun diyorsun ki Rabia bana ben tokat atarım dedi. Bunu ilk gün gideceksin söyleyeceksin o zaman. Sonra da gelip bana ilk önce fikrimi sormayacaksın. Fikrimi soruyorsan, sen ne yapardın diyorsan, sana da bunu söylüyorsan, bunu söyleme hakkın da yok. Yine ağlıyor mesela. Neden ağlıyorsun yani? Ya anca ağlıyor zaten ya. Ama Hande, yani seni de seviyoruz ediyoruz da bu evde en çok sen ağladın ya, gözünü seveyim ya. Bu kadar mı empatiden yoksunuz? Anca ağlıyor, başka hiçbir şey yapmıyor. Ağlama yetim ederler ya. Böyle yerlerde arkadaşlar bir de ağlayan insanlar her zaman haklıdır. Daha haklı yani. Ne haklısı yani. Ya Allah aşkına onun her yerde haklı ağlama olsun. Onların gözünde arkadaşlar, aynen. İnsanların gözünde. Çocuğun da vicdanıyla oynadı her dakika ağladı. Orada ağladı. Vicdan yaptı. İşte kendini ayrılacaktı, o şekilde gösteriyor. Ayrılacaktı ama ayrılamadı. Vicdan yaptı, anladın mı? İyilik yaptı. Al iyiliği geldi hepimize bulaştı kötülük olarak. Evet. Ya abi çok cringe gözükmüyor mu ya? Hande çocuk gelir gelmez konuştular, kaptı sarmaş dolaş. O gelir gelmez hemen kızı bıraktı sarmaş dolaş. Kim var başka ses? Ha bak Dirkan. En düzgün bunlar oldu biliyor musun? Çünkü o durdu bekledi birini bekledi. Hı-hı. Kız da geldi senden hoşlandı. Yani bence aynen hoş. En şu anda normal sonradan çiftleşen siz gözüküyorsunuz yani. Çift olan desek daha iyi gelebilir kulağa. Yani. Ha bu nedir yani, anladın? Bir de Hande gelmiş ikisinin ortasına oturmuş yeni meçiyle ya. Ya nasıl sormayın ya? Biz oradan sormayın. Bakınca var ya buradaki tablo o kadar farklı. Ay acayip korkunç. Ben bakmadım hiç biliyor musun? Kimle kimli kanka? Birkan'la Tuna ve ortasına Hande mi var? Tuna ve Selena. Hande yeni meçiyle. Bu görüntü gerçekten ilginçti, evet. Hande burada. Marufa'yla ben. Kim? Allah belanı versin. Herkesi laf soktu. Hande gitti gerçekten. Üçü de burada. Maria dördü de. Bir de çocuğu böyle yapıyor bak, aynı böyle. Falan diye gidiyor. O ne lan? Herkesi laf soktu. Hande gitti gerçekten. Üçü de gitti burada. Maria dördü de. Bir de çocuğu böyle yapıyor bak, aynı böyle. Falan diye gidiyor, anlar mı o hırsla? Böyle Hande yapar canım, yapıyor. Hande yapar. Tak bunu buraya da böyle böyle. Aynen. İlk geldi nasıldı? Mısınız? Aynen. Hande ben... ben çok gazladım ama onu yaptığım için. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben bir baktım Hande ayakta burada bekliyor. Çiftlikte tokalaşacak. Evet. Ne olarak altını görmedim yemin ediyorum. Ben de. Kanka bak ama buraya not edin. Eğer kavga ederlerse fena kavga edecekler. Not edin bak bunu. Hande yer. Çok hızlı başladılar. Çok hızlı kavga edecekler. İkisi de böyle fırlamalar çalışıyor ya kafa. İkisi de fırlamalık yapacak. Burada da ben tartışıyorum. Bir sakin günümüz geçmeyecek mi diyecektim tam. Ama geçtiğimiz iki bölüm çok sakin olduğu için lazımdı da bir yandan. Seviye düştü deyip gidiyor. Biz çıkıyoruz. Tuna'yla Selena. Sanki evden gidiyor gibi değiller o. Burada da ben tartışıyorum. Seviye düştü deyip gidiyor. Ya canım bir kere sen benim karşıma geçip İki kelime benimle konuşamayacak bir kadınsın. Yanındaki sevgilin öyle. Yanındaki sevgilin benimle konuşuyor sürekli. Yalan mı? Olsun deme öyle. Aşkım niye onlar her şeyi söylüyor da ben bir şey söyleyince deme öyle diyorsunuz? Bir şey söylemiyor ya. Bir şey söylemiyor. Söylüyor aşkım. Bir şey söylemiyor. Onda biz arkadaşken de onun konuşmaları var. O dost falan değilmiş. Çift başlı yılanmış. Asuman'dan mı bahsediyor? Ve eleme potasına girdiğinde de kötü davranıyor hepsine. Mesela evet, şey neydi? Git istersen kanka. Hatta beraber gideyim istersen. Rabia ile Asuman. Ney? Atıştı da o yüzden. Geç.
İçelim mi biz de? Ben sana soru sormadım. Adımı ağzından alma dedim yani. Ama Rabia'cığım burada bu mümkün mü? Nereye gitti kız? Gene mi? Bu mümkün değil. Ağlamaya mı? Ağlamasın kanka, rahatsızım. Ağladı mı? Yani. Kanka şöyle bir şey var. Bunda bir şey yok yani. Ya olsun olmasın, almasın abi. Rahatsızım, istemiyorum. Niye uzatıyorsunuz ya? Uzatmayın. Asuman nerede? Her yukarı, şey üst üste geliyor çünkü, anladın mı? Birkan, sen şimdi Ömür'ü mü çağırdın buraya? Asuman'la Rabia kavga ediyor diye. Kanka bir yükselmeden niye geldi? Bir söyle. Emirhan. Kanka, şu an burada bir şey yok Emirhan, zaten. Dinle. Emirhan, sen, bir dakika dur. Bir şey yok zaten. Dur kanka. Rabia'ya bir kelime etmedin. Bak hala konuşuyorsun. Dur. Yapma. Senlik bir şey yok oğlum. Sana bir şey demiyorum ben ya. Dur. Bak Rabia'ya bir kelime oğlum, ben sana bir şey demiyorum şu anda ya. Yapma, bak bana duyarak yapıyorsun. Tamam, sana bir şey demiyorum. Birkan'a soruyorum. Neden? Bir dakika kanka dur. Neden? Sence nasıl Ömür'ü çağırmış olabilirim? Bir söylesene. Tamam işte sana onu, ben de onu sordum işte. Neden? Nasıl sordun sence? Tamam, ben de onu merak ettim. Ne oldu dedim. Emirhan, nasıl sorduğunu söyle. Ben geleyim öyle sor. Ben tamam, ne oldu abi, ben soruyorum işte, ne oldu, niye çağırdın? Dedim ki kanka, dedim yukarı çıktığını gördüm Asuman'ın. Kanka dedim, istersen Asuman'ın yanına git dedim. Şeyin yüzü orada. Muhtemelen dedim Rabia'yla atışıyorlar. İstersen Asuman'ın yanına git dedim. Öyle bir şey yok. Sence ben nasıl şikayet etmiş olabilirim? Tam niye sinirli geldi? Sinirli mi geldi çocuk? Evet oğlum, sinirli görmüyor musun? Asuman nerede? Bana arkadaşına bağırıyor, dostuna bağırıyor. Ne demiş olabilirim ben onu sinirlendirecek, buraya sinirlendirecek? Oğlum ben de onu sana soruyorum işte. Ne demiş olabilirim? Bir şey söylemedi zaten, ben de oradaydım. Bir dakika. Sinirli davranan burada sendin. Ne? Sen nerede? Bana nasıl böyle yaptın böyle? Birkan, şimdi sen Ömür'ü mü çağırdın? Bu nasıl bir durum kardeşim? Aynen, o şekilde söylemek istedim. O şekilde söylemek istedim. Aynen öyle, o şekilde söylemek istedim. İstediğimiz gibi davranıyoruz mu birbirimize? Aynen. Öyle tamam, mi? Dur. Aynen. Bekleyin, ben bir şey söyleyeyim. Rabia, final gelene kadar benim de Asuman'ın da ağzını, ismini ağzına alma bundan sonra. Zaten tamam, ben Asuman'dan rica ettim. Dedim ki tamam, Asuman'a. Bak ben sana söylüyorum, bu sürünce söylüyorum. Ne bırak, lütfen gel, dedim benim adımı ağzına alma dedim. Tamam, ben de sana ne aynı dedim? Ricayı yapıyorum. Ne tamam? Dedim? Bak ben de ses sana... Ses tonun bile böyle değildi. Sana emin aynı ricayı ben de yani yapıyorum. Finale ben kadar bak, en son finale. Zaten. Okey mi? Almıyorum zaten. Tamam. Ömür, siz alıyorsunuz. Ortalığı karıştıran sizsiniz. Zaten var ya... Aslan benimle konuşsun. Heh. Sen değil. Dengim değilsin. Senin sözün sen yok. Değil. Anladın mı? Avukatlık yapma burada. Tamam. Bak sana dedim ki ağır konuşursan burada sana ağır cevap veririm ama en ağır güzel cevabı... Ağır konuşuyorum. En güzel cevabı ne biliyor musun sana? Ağır konuşuyorum. Bak sana güzel bir şey söyleyeceğim şimdi. Söyle. Sen tamam, şu an diyorsun ya bana Ömür, finale kadar sana cevap vermeyeceğim. Art niyetli konuşmayacağım, küfür etmeyeceğim. Tek bir eksiğimi görmeyeceksin ve bununla yanıp kalacaksın. Bak söz veriyorum sana. Burada sözümü tutacağım, tamam mı? 40 bölümü var. 40 bölüm sana cevap vermeyeceğim. Tutacağım sözümü. Aferin, alkışlar abi ya. Ben de bunu istiyordum. Sen bunu sevmiyorsun, yalan söyleme. Bunu istiyordum. Bu şekilde olacağını biliyordum, anladın mı? Bak Ömür girecek, ben gireceğim. Sağlam kavga. Bunlar lazım abi bize. Bu şekilde mi gidecek? Oğlum bir şey demedi ki çocuk sana. Ya bana bir şey demiyor oğlum zaten, tamam, ama elinde sonunda diyeceğiz, anladın mı? Demedi kanka kimseye bir şey. Asuman aldı, tartışıyor dışarı. Tamam, ikisi tartışıyor. Hani ona bağırıyor, kıza bağırıyor. Ben Ömür'e yine bir şey demiyorum ama bu sefer hani elinde sonunda gireceğiz. İstemiyorum ama dostum diyorum oğlum adama. Sen de birazcık stopla, anladın mı? Ya neyi stoplayayım ben stopla ya? Birazcık. Neyi stoplayacağım ben? Ben neyi stoplayacağım? Ne yapalım, böyle hakkında kavga mı edelim? Hakkında konuşan onlar. Tamam Asuman'a sen, Asuman'a anlattın şu anda zaten durumu. Seninle konuştuğunda ben yokken seninle tek ricam sadece duyma, görme. De ki işine bak, de devam et. Zaten seni durduramaz, sana temas edemez. Sen devam et sadece yoluna. Okey? Bırak biraz psikolojisini bozayım ben onun ya bu şekilde. O şu an şey bekliyor, Ömür hata yapsın, bana küfretsin, hakaret etsin ama yapmayacağım. O sırada Özge. Finale kadar yapmayacağım. Bizim alakamız böyle değil ki Ömür. Ya onunla aynı şeye zaten düşmek istemiyorum, anladın mı? Ben hata yapmıyorum, hatası gidiyorum diye şu an hata yaptırmaya zorluyor beni. Ben yokken gidiyor Asuman'a ters çıkışıyor, Ömür gelsin bana hakaret etsin. Yapmayacağım. Söz veriyorum, finale kadar yapmayacağım. Söz. Hadi bakalım bir günde 2 VTR. Ya abi çok cringe gözükmüyor mu ya? Hande çocuk gelir gelmez konuştular, kaptı sarmaş dolaş. O gelir gelmez hemen kızı bıraktı sarmaş dolaş. Kim var başka siz? Bak Birkan, en düzgün bunlar oldu biliyor musun? Çünkü o durdu bekledi birini bekledi. Hı-hı. Kız da geldi, senden hoşlandım. Yani bence aynen hoş. En şu anda normal sonradan çiftleşen siz gözüküyorsunuz yani. Ha bu nedir yani, anladın? Bir de Hande gelmiş ikisinin ortasına oturmuş yeni bir şeyle ya. Ya nasıl sorma ya? Biz oradan sorma bakınca var ya, buradaki tablo o kadar korkunç. Ben bakmadım hiç biliyor musun? Kimle kimdi kanka? Birkan'la Tuna ve ortasına Selena. Hande mi vardı? Tuna ve Selena. Hande yeni bir şeyle.
Hande burada. Maruf'a ben. Kim? Allah belanı versin. Herkesi laf soktu. Hande gitti gel. Üçü de burada. Maria ortada. Bir de çocuğu böyle yapıyor bak aynı böyle. Falan diye gidiyor ama. Eyvah. Oturduğu kısmına gösterecekler mi acaba? Limoncu Reho bu arada abone olmuş. Hoş geldin. Teşekkürler. O hırsla. Böyle Hande, Hande yapar canım Hande yapar. Tak bunu buraya da böyle böyle. Aynen aynen. Şey, İlk geldi nasıldı? Nasıl hızlı? Aynen aynen. Hande ben. Ben çok gazladım ama onu yaptığını. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben bir baktım Hande ayakta burada bekliyor. Çocuk da tokalaşacak. Aynen. Ne ara kalktığını görmedim yemin ediyorum. Ben de. Kanka bak ama. Tatlar kaçtı. Buraya not edin. Eğer kavga ederlerse fena kavga edecekler. Not edin bak onu. Hande yer. Çok hızlı başladılar. Çok hızlı kavga edecekler. İkisi de böyle fırlamalığa çalışıyor ya kafa. Evet. İkisi de fırlamalık yapacak. Hande yer ama. Bir çocuğu gözüm hiç tutmadı bir türlü. Ya. Göreceğiz. Bakalım. Ben aslında bir şey olgun olarak şey yaptım. Geldi fikir falan da anlattım. Konuştum biraz böyle. Çok bilmiyorum. Çocuk. Evet. Bak olgun olarak gelmesi işte aslında ama papatmaya yaşından dolayı evet. Birlikte zaten. Bak işte neyin eksikse onu... O konuda konuşuyorsun. Aynen o konuda konuşuyorsun öyle. İşte yaştan hiç girmeyime falan çevirince dedim belli çocuğun evet, bayağı evet. Küçük olgunluktan giriyor. Evet evet. Ama şey yani gerek kötü kalpli olduğunu nedense bir hissedemedim. Gerçi ben de o durumlarda şey yapamadım ama o mevzu falan yanlış tabii ki de. Ama ben orada değildim ya. İyi bana giriş yapmadın çocuk yani. Evet evet. Tutmaz hepimiz o yaşlardan yani geçtik. Yaşım... Ben de 30 yaşındayım konuştum. Bir şey yönetme olayına girmeye çalıştım da o işlemez burada şimdi. Bir de ben o gün onunla da bir tek ben diyalog kuruyorum tamam mı? En relax evet. Adamla konuşuyor ya daha da bir sefer bir yerle bir oldu. O konuşuyor ben relax daha fazla gidiyoruz. Ya bir önce çevreyi gözlemle anladım. Kim kimdir necidir bir bak ondan sonra tabii ki yolun için. Yani evet. Kendimle gurur duydum. Sonunda seni konuşabilmişim. Bir şey söyleyeceğim. Burada konuştuğumuz aslında. Konuyu, aynen. Burada konuştuğumuz konuyu tekrar niye orada açıyorsun ki? Ne alaka? Bu, yani bir de benim başkasıyla sarmaş dolaş olmam seni ne ilgilendiriyor? Niye bunu söyleyip duruyorsun bana? Hayır, bana söylüyor sürekli bana atıyor sürekli. Bana söyle şimdi Asuman gel. Asuman. Ben Asuman'a salladım. Kendimle gurur duydum. Asuman şey abi ne diyorsun Ömür abi? Ömür abi conta yaktı arkadaşlar. Geçmiş olsun. Niye bunu söyleyip duruyorsun durmadan? Hayır ya. Bana söylüyor sürekli Asuman bana Asuman. Atıyor bana gel, atıyor sürekli. Bana söyle şimdi Asuman gel. Asuman. Ben Asuman'a salladım. Asuman'ın şok. Kendimle gurur duydum. Asuman şey Hande ben sana salladım. Asuman evet. Da sana salladı. Evet. Kardeşim de sana salladı. Hep biz sana salladık. Kendimle gurur duydum. Asuman'ın sonunda konuşturabilmişim bir aydır burada ya. Bir tek Asuman'a mı tutuldun? O kadar. Ben o daha kadar. Ağır konuştum. Ben o sana söyleyeyim. O kadar. Siz benim Çağrı'nın elini tutmama, koluna girmeme laf ettiniz ya. Ben ettim. Daha ben ettim. Etmiştin evet. Ya evet. Aşkım. Evet. Bütün gün oturduğun, daha 10 saat önce meçhi biten... Ona da ettim. Sen ona da ettim. Bir dakika. Sorun yok. Ben burada kaç gündür birini bekliyorum. Yüzünü ettim ben. Hande, ikicilik yapmadı. Onu tek yapan burada Asuman. Evet, biliyorum. Sorun yok. Yaptığını takdir ediyor musun? Biz orada konuştuk, tamam mı? Gönülden konuştuğu için... Ömür Hoca'nın şu an bayağı bir tanklaması lazım ya. Geçti öne. Bütün hasarı üstüne alıyor. Bir geliyor sadece ikisine eşit davran. Bu sana garip gelmiş olabilir. Bak bu sana garip gelmiş olur. Garip gelemez ya. Abi niye? Ya da geldi canım. Burada konuştuktan sonra tamam oraya oturduğumuzda tamam bir istinaden bir konu tamam. Açıldı. Ama bunun tekrar konuşulması ne kadar mantıklı. Tuna sen burada. Tuna. Bir dakika bekle. Sen ilk günler buradaydın. Unuttun herhalde. İki güne kavga i̇lk günler sen buradaydın. Ben mi dedim? Siz gülüyorsunuz. Ben kavga mı eder dedim? Hayır. Ömür diyor. Siz de gülüyorsunuz. Sana bir şey diyeceğim. Ben seni arkadaş olarak görmüştüm. Sana bir şey diyeceğim. Ve sana, çok kırıldım, seni burada en çok destekleyen kimdi? Evet, sensin ve nasıl? En çok bu muhabbete kimle gülüyordum ben? Bir dakika ya, bir dakika. Bir şey söyleyeceğim Hande ya. Furkan'a gelene kadar çoğu şeye takılman lazım. Furkan'a bence niye de. Takılıyorsun ki? Furkan'a sen, değer verdiğim için arkadaşı şey olduğu için. Bir şey demiyor ki sana orada. Sana biz seninle her zaman bu espriyi yapıp beraber güldük. Kötü evet. Bir şey mi dedim ben sana? Benimle orada dalga geçiyor gibi dakika, konuşuyor ve cringe diyor. Bir dakika. Siz orada gülüyorsunuz. Ben buna takıldım. Biz seninle her zaman bunun makarasını yapmadık mı? Neyin makarasını yaptın? Ben İkimizin çok arasındaki... Aşkım senin zaten bak. Taklidini yapıp seninle beraber yapıp... Bak cringe aşkım biliyor. Orada ben cringe yokum. Cringe en son söylenen bir şey. Tamam cringe en son söylenen hayır, bir şey. Hayır en son söylenen senin, bir şey. Elif seninle konuşmuyorum şu an. Senin takılman gereken başka yerler var. Şu an seninle konuşmuyorum Elif. Elif bir dakika. Ben Furkan'la konuşuyorum. Tamam bir dakika bir tane. Ben sadece cringe tamam. Dediği halde... Onu açıklamak isterim, onu açıklamak senin isterim ben. Senin gülmene takıldım ve çünkü sana değer veriyorum. Peki bir şey diyeceğim. Neden cringe bulduğumu açıklamak istiyorum. Tamam ben sana hata yapacak olsam geçen hafta neler yaptım biliyor musun? Evet biliyorum. Onlara hemen mi bana kırılıyorsun?
Kırıldım tabii ki izleyince. Kırılacak bir şey yok. Furkan'da sen ben de konuşmak yerine bana yüz gözü bana kırıldın mı söylüyorsun? Söylüyorum şu an. Tamam ben açıklamak ben istiyorum. Bir saniye. Burada bu cringe'i söyleyen evet. Benim ya. Hani ben bir konuşayım. Zaten şu an söylüyorum. Şu an GTA RP sunucusu gibi şu an. Herkes böyle ayakta bir yerde durup bir şeyler konuşuyor ya birbiriyle. Arkadaşım. Zaten şimdi izledim. Furkan'a çok yakın arkadaşım olarak gördüm. Çok kırıldım. Bilmem bizim ne. Bizim senin ilişkini destekliyor oluşumuz, aranızdaki samimiyeti ya da aranızdaki diyalogları konuşmayacağımız anlamına geldi. Nereden çıkardın? Senin Çağrı en çok ilişkine ben desteklemedim tamam, zaten. Çağrı geldiğinde tamam. Yine evet, ikinizi en çok konuşturmak için sana karşı evet, hamle yapan da ben diye. Herkes ne söyleyecek ne çok kırıyor. Buna mı kırılıyorsun yakın arkadaşım? Hande ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugüne kadar ki en... Bak bak. Asuman bir şey söyleyecek. Ben bir şey söyleyeyim. Bugüne kadar ki en tatlı sallamayı yaptık. Evet biliyorum. Farkındayım. Ağır bir şey çıkartmayın. Şimdi konuşsun. Zaten tatlı tatlı oluyor ne oluyorsan. Ben severim tatlı tatlı. Alttan alttan yapıyorum. Alttan alayım ya ben. Tatlıyı çok seviyorum. Alttan alttan. Anlatamıyorum. Sen laf atarsan ben de sana atacağım Rabia unutma. Ben sustuğum sürece tamam, sen de sus bence. Tamam bir konuştum ya. Tunay'la bunca bu zamana kadar sorun yaşadınız. Neredeyse kafasında bir şey atacak raddeye geldiniz. Artık böyle çok kötüydünüz falan. Evet. Sonra Birkan geldi. Birkan'la bayağı atıştınız. Bu bölüm ortalık bayağı karıştı. Hani böyle Secret It'lerde işte konflikt olunca çizgi falan. Herkesin arasında bir çizgi var şu an birbiriyle. Atıştınız atıştınız. Onunla çok kötü oldunuz. Evet. Bekledin, bekledin, birini buldun evet. Ve bulur bulmaz hemen böyle elini koluna atıp orada böyle Tuna'yla sen Birkan'ın... Sen de meşleştiğin gün bir saniye, gün geçmeden ben konuşuyorum. Dur, 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 dur. Bir saniye. Onu niye söylemiyorsun? Sen konuşuyorum ya. Dur, sen nesin burada. Ya? Senin meçin burada. Ya, tamam da ona da laf atıyor Hande işte. Hande ile konuşuyor, sen sonra konuş. Tuna'yla Birkan'ın ortasına yeni meçinle oturup böyle kahkahalar atarak çok güzel... Ne yapabilirim? Aynı evdeyiz ya. Ne alaka, ne mana ya? Alakasını söylemiyorum. Bana cringe geldi. Cringe geldi. Komik geldi sana da. Cringe. Cringe komik demek değil, itici demek. Yani... Ama sen ikinci, anladın üçüncü ya. Günde... Peki nereye oturayım? Evin tepesine çıkayım. Hayır canım, istediğin yere oturayım. Öyle söyle Tuna, söyle. Bir şey diyeceğim. Bana cringe geldi. Söyle Tuna, söyle Rabia destekliyor seni. Evet, destekliyorum. Geçtikten sonra Ömür'le kol kola geziyordun, el ele geziyordun. Bu problem değil de bizim ikinci günde böyle el ele geziyordun. Ben senin gibi dört tane kadın değiştirmedim Tuna. Yanlış birilerini tanımış olabilirim, normal bir şey. Tuna bir saniye. Burası bir cümle ya. Burası ne adasın? Meç adası değil mi burası? Üç saat önce birini öpüp, sonra yeni kadın gelince ona sarılma. Bak bak, sen bak, yanlış, bak, bak 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 Mevzu Hande yaptı. Tamam ben Rabia bir şey yaptı seni buraya attı. Rabia çekildi, Hande gitti, şu an sen tartışıyorsun. Ama ben benim hakkımda geniş... Bir şey demiyorum ben. Mevzu ne biliyor ben musun? Kendi yaptıklarını sana. Asla kabul etmeyip siz yaptığınızda size üstünüze yüzünüz. Allah Allah, Rabia Hazretleri konuştu. Rabia. Mevzu tamam, Rabia Hazretleri konuştu. Hadi canım hadi. Rabia hadi canım, hadi Rabia. Hadi Rabia. Hadi hadi. Hadi konuş. Asuman sürekli bana... Yani çok objektif yorumlayayım mı? Bu evde herhangi bir kişinin böyle bir VTR'si çıksaydı 4 gün falan kavga konusu olurdu. Ömür Hoca yine böyle makara falan filan bir şekilde güldü etti falan. Bir şekilde dodge'ladı konuyu. Bilmiyorum kapanacak mı kapanmayacak mı çok merak ediyorum bu arada. Bana meç değiştirmem konusunda yorum yapıyor. Bu hoş değil. Ben bunu zaten defalarca onu söylüyorum. Kendisi ilk gün meç oldu ve o şekilde ilerlemeye çalışıyor. Ben o kadar şanslı olamadım. Şu an kafama uygun birini arıyorum ki zaten ben zor bir insan olduğumu düşünüyorum. Kolay kolay alışamıyorum, adapte olamıyorum ilişkiye. Böyle bir problemim var. Kanka sen hatırlamıyorsun galiba köpekler. İlk gün onların neler neler yaptıklarını biliyorum, ilk günlerde. Biliyorum, söylüyorum, şey yapmıyorum. Ben sürekli meş değiştirdiğim için şey durumundaymışım ona göre. Kötü gözüküyormuşum, anladın mı? Ama burası zaten öyle bir programlar. Yok hayır, burada ilk kızla tutuştuğun zaman ondan sona kadar gitmen gerekiyor. Yoksa günah. Olmaz. Değiştiremez. Biz de şöyle anlatalım o zaman Tuna. Benimle ilgilenmiyor. Bu mu yani şimdi yumuşatılmış hali? Ya sabır ya. Sabır ya. Beni dinlemiyor. 500 kere aynı şeyi söylüyorum. Diyordum ki belki diyordum Rabia ile Asuman yine bir noktada barışırlar falan diyordum ama artık keskin çizgilerle ayrılmış bir ikili.
İki kese. Evet. Videonun keyfini güzelce çıkardık değil mi? Keyifli videoydu bence de. E o zaman şimdi ne zamanı? Aşağıdaki kısımdan like butonuna basma. Aynı zamanda da abone değilsen mutlaka abone olma zamanı. Videolardan zamanında haberdar olmak istiyorsan da o küçük çanı açmayı unutma. Seviliyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.